Sistemimiz Türkiye'de ilk defa açık alanda kurulan örtü altı haricinde bir sistem. Topraksız organik üretim diye geçiyor. Hidroponik sulu tarım. Marul yetiştiriyoruz. Daha öncesinde toprakta yetiştiriyorduk. Fakat topraktaki dezavantajlara göre bunun daha avantajlı olduğunu araştırdık. Araştırmamız yaklaşık 4-5 senedir sürdü. Eşimle birlikte bu kararı aldık. Biraz avantajlarından bahsedeyim. Evet. Topraklı tarımda maliyet olarak çok yüksekti. Fakat bunun maliyeti çok çok düşük. Gübre olarak olsun, işçilik olarak olsun, işçilik sıfır diyebiliriz. Yetişme süremiz toprağa göre çok çok daha kısa sürede yetişiyor. Toprakta 40-45 günü bulurken bunda 25-30 günde yetiştirme sağlıyoruz. Toprakta uzun süre derken şöyle de açıklayabilirim. İşleme derdi yok, çapa yok, ot yok, haşerat kesinlikle yok, tertemiz. Hatta yıkamadan bile bunu böyle yiyebilirsiniz. Biz pazarcılık yapıyoruz. Pazara götürdüğümüz, kestiğimiz marulları satamadığımız zaman geri geldiğinde satma gibi bir şeyimiz olmuyor. Fakat bu suda yetiştiği için bu şekilde kökleri tekrar geri geldiği zaman satılmayan mallarımızı suyun içine oturtturup bu şekilde tekrar hasatını sağlayabiliyoruz. Biz marul üretimini normalde 7 yıldır toprakta yapıyorduk. Bu sistemi araştırdığımızdan beri hidroponik tarım yani sulu tarımı bunun maliyetinin ve işçiliğinin daha az olduğuna karar verdik ve öyle oldu. Türkiye'de örtü altı dışında yani açık alanda bir ilkiz ve bundan sonra da kapalı alanda yapmayı planlıyoruz. Genç çiftçi olarak, kadın girişimci olarak. Nektarin, kiraz ve bunun gibi bahçe bitkileri ürünleriyle adından söz ettiren nadir ilçemiz. Aromatik bileşenleri farklı, yetiştirilen ürünler farklı. Bahsettiğiniz üzere sebzecilik alanında da 5000 dekara yakın domates, 2000 dekara yakın biber ve farklı ürünler yetiştiren bir ilçemiz. Bu yönden de üreticilerimiz farklı üretim metotlarını denemekteler. Ve bugün de topraksız bir şekilde tamamen cazibeyle ürünler yetiştirilmekte burada. Marullarımızı görmektesiniz. Çapalama, gübreleme, işçilik masraflarını en maksimum üretici lehine ve doğa yani ekoloji lehine kullanarak üretim burada gerçekleşmekte. Tamalarını yapıyorlar ama şöyle alana yakın olan yerlerde bu tarz sebze yetiştiricilikleriyle üstünü kapatarak örtü altında yetiştiriciliklerle kendilerine gelir sağlamaları söz konusu. Biz bu konuda İlçe Tarım Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız.